Herkese merhaba, ben Zimşistan Simay. Bir ayı daha geride bırakırken yeni bir ayla birlikte yeni bir deftere başlamanın sevincini yaşıyorum sayın seyirciler. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi bir süredir no spend, yani ihtiyacın olmayan şeyleri alma Simaycığım challenge yapıyorum ve bu çoğunlukla tabii ki kırtasiye malzemeleri ve kitaplar için geçerli olmak durumunda. Çünkü benim en fazla böyle dayanamayıp da paralarımı saçtığım yerler oralar. O yüzden Mayıs ayında yeni bir deftere başlayacağımı biliyordum. Ama hangi deftere başlayacağımı bilmiyordum. O yüzden internette dolaşacağıma kendi raflarımda dolaştım ve Leuchtturm nasıl okunuyor tam emin değilim valla, çok farklı farklı okuyanlar var. Konuşamadım, yalnız bir de kendimi muhabir havası vermeye çalışıyordum. Neyse, yemedim zaten yüksek ihtimalle. Leuchtturmlardan yaz bahar renklerine uyan bu sarıyı seçtim. Bunlar kurulumda kullanacağım Tobal kalemler. Olur da screenshot alırsanız diye. Öyle biraz uzun süre tutmaya çalıştım. Birkaç mildliner kullanacağım. Tombow brush kalemimi biliyorsunuz yazı yazarken çok kullanıyorum. Günlüklerimde kullanacağım. Bir de bu Clicart açık kahve rengimsi kalemle birlikte Sakura mikronlarımı kullanacağım. Ve şimdi kurulum başlasın. Evet, kurulum başlasın. Başta zaten defterin etiketini vesairesini gösterdim. Merak ettiğiniz bilgiler varsa oradan bakabilirsiniz. Kaç sayfada nedeni değildir. Bu da limon. Yani bu narenciyenin her türlüsünün hastasıyım ben. Burada tamamen renkten dolayı, defterin renginden dolayı kafamda limon oluştu. O yüzden limonlu lime'lı bir tema yapmak istedim. Az önce gördüğünüz resmi de Pinterest'te Lemon Illustration mı? Öyle bir şey arattığımda ilk sayfada çıkanlardandı. Bayağı hoşuma gitti tabii. Buraya onu çizdim. Önce gerçek zamanlı bir şekilde bunu hızlandırdım mı? Yok, hızlandırmadım. Çünkü olur da ilk defa izleyenler olursa neden nasıl bu kadar hızlı yazıyorsun demesinler. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş ve elimi kaldırarak yazıyorum. Hala bu fırça kalemle yazma videoları yapacağım ama o kadar zamanım olmadı ki, inşallah yazın biraz işler durulunca olur. Nasıl yazıldığını size de gösterebilirim diye umuyorum. Ve yine bazı umutları böyle ortaya atıp fırlattıktan sonra geçiyoruz. Kızın işte tişörtü mü artık, bluzu mu neyse, oraya limonlar çiziyorum. Ve lime da çok severim ben. Özellikle cin toniklerin içine atmaya bayılırım. Limon olsun, lime olsun ama lime yani ilk tercihim olur genelde. Dedim limonun yanına lime da koyayım. Biraz daha renk olsun. Tabii arkayı boyarken göreceksiniz ki çok daha fazla renk yapacağım. Çünkü biliyorsunuz kendimi tutamam yani. Tutamam kesinlikle. Yeşilin bir farklı tonunu da, yani ben şahsen çok fazla böyle üstünde yaprağı olan limona lime'a denk gelmedim haliyle. Ama çoğu illüstrasyonda hepsine yaprak koymuşlar. Ben dediğim neden olmasın? O da ayrı bir renktir sonuçta. Ben de yaprak koydum. Bir de böyle pıt 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 onların biraz böyle dokusunu hissettirecek şekilde noktalar koymuşlardı. Ben de onları koydum. Şimdi bu Clicart kahverengimsi kalemle illüstrasyonun bu çizgi kısımlarını yapıyorum. Onları normalde Sakura mikronlarımla, hani o her zaman kullandığım siyah kalemlerle yaparım diye düşünmüştüm. Ama nedense böyle bir, hani bu renk skalasının içinde zaten yazıyı siyahla yazdım. Tekrar böyle buraları siyahla çizmek gelmedi içimden. Ben de bu rengi görünce ah dedim, sen çok güzel olursun, ki bence oldu. Çünkü etrafını da boyayacağım, daha göreceksiniz. O renkte de daha güzel oldu bence. Çizimi yaparken kızımızın saçlarını sarıyla boyayacağım. Burnunu ve dudaklarını bu turuncumsu mild liner'la yapıyorum. Aynen o Pinterest'teki görselde olduğu gibi. Sonra yanaklarına pembelik vereceğim. Boynunun gölgesinde yine bu pembeyle yapacağım. Ve sonra saçlarını boyama kısmına geçeceğim. ASMR geliyor. Oh. Evet. Bu arada sesi kaydederken üstüne de geçmesin diye arkada sesi kapatmıştım. Umuyorum ASMR yerine doğru hatırlamışımdır.
Bu arada Seli ile konuşacağım galiba bir yerde. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ya gerçekten arkada ses kapalı olunca biraz zor oldu benim için ama ne yapalım, diğer türlü mikrofon olduğu gibi hepsini alacak. Şimdi birazdan yine yaparken Seli ile konuşacağım sanırım. Geliyor. Aşkım, ışığı mı kapatıyorsun? Gerçekten ve gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorum gördüğünüz gibi. Hiç yanıma gelmeyen, kendini sevdirmeyen, elleyince böyle sanki üstüne canavar atlamış gibi kık kık yapan bu kedi. Ben bu çekim ışıklarını yaktığımda totosunu ısıtmak için, çok affedersiniz, masamın üstünden inmeyebiliyor. Çoğu zaman görmüyorsunuz kenarda oturduğu için ama burada gördüğünüz gibi inatla kareye girdi çıktı. Ben de bu footage'ı kesmek istemedim açıkçası. Çünkü seri sevenleriniz var biliyorum. Ve cover page'imiz böylece tamamlanmış oluyor. Selin'in pati izleriyle şöyle bir yakından bakıyoruz şimdi. Her zaman olduğu gibi. Bence güzel oldu ya. Valla ben bu renkleri çok sevdim. Renk skalasını. Şimdi öbür sayfalara geçelim. Burada bu sefer sıralamayı biraz değiştirdim. Çünkü bu cover sayfasından sonra sadece ink penzen olması gözüme çok güzel gözükmedi. Biliyorsunuz okuduklarımı yaparken ben kitap kapaklarını printleyip onları yapıştırıyorum. Onlar bunun yanında böyle daha güzel rengarenk falan gözükür diye. Bu sefer ilk sayfayı okuduklarım sayfası yapacağım. Burada da yine lime ve limon temamı devam ettireceğim. Ama tabii artık böyle bütün kuvvetimi ve beynimi o çizime verdiğim için bunların yanına ufak ufak böyle ya iki limon ya iki lime yaparak devam edeceğim. Ve artık çizgi çekmiyorsun Simay diyenler için tabii ki yine buraya çizgilerimi çekiyorum arkadaşlar. Simay çizgi çekmiyordu, ne demek? Ne demek? Yani bir sayfaya çekmese öbürüne çeker. Oraya çekmese başka yere çeker. Çizgi çizgi çekmediğim bir dünya düşünemiyorum. Çok ayıp oluyor, böyle söylemeyin. Evet. Şimdi okuduklarım sayfasından sonra izlediklerim sayfasına geçiyorum. Yani şimdi biliyorsunuz epeydir, tabii 2 ay üst üstedir A6 mı oluyordu bu? Aynen, A6 boyutunda minnak defter kullanıyordum. Oraya mesela böyle izlediklerim falan ucu ucuna sığıyordu. Hala çok fazla bir şey izleyemediğim göz önünde bulundurursak şimdi bu A5 deftere geçmişken çok fazla boş yerim kalabilir. O yüzden onların sayısına göre belki oraya da yine böyle işte poster yapıştırırım falan filan bir şey yaparım. Çünkü biliyorsunuz boş yer kalması hoşuma gitmiyor. Ona da bir formül bulurum diye düşünüyorum. En büyük derdimiz bu olsun yani diyorum sonuçta, değil mi? Selin'e teftiş yapmaya devam ediyor. Onun da mı canı limon çekti? Ne oldu hiç bilmiyorum. Normalde sürekli böyle masamda bir şey hışırdadığı an Allah'ım burada yemek mi var, benden gizli bir şeyler mi yiyor bu kız diye hemen masaya zıplıyor. Ama bu sefer öyle hışırtı falan da yoktu. İçinden geldi herhalde, bir bunu denetleyesi, içine giresi geldi. Ya da o da bulaştırma defterleri özlemiştir belki. Ben kullanmadığım için epeydir o da bunları kurcalayamadı. Her an her şey olmuş olabilir yani. Bilmiyoruz. Evet, şimdi son olarak her ay yaptığım gibi memories yani anılar sayfamı yapıyorum. Bunda da işte böyle bir şekil yapsam mı yapmasam mı falan bilemedim. Tam içini nasıl dolduracağım onu da bilemedim. Normalde böyle bir sürü bir şeyler yapıştırıyordum. İşte fotoğraflar yapıştırıyordum. Başka bir yerlerden gelen peçeteler, meşeler, çöplerimi falan da buraya yapıştırıyordum. Şimdi A5 defterde olunca ona haliyle çok daha fazla yerim kalacak ama hani böyle şekilli şekilli kutucuklar yapar içlerine yazarak mı devam edelim yoksa eskisi gibi işte öyle ıvır zıvır yapıştırarak mı devam edelim, daha henüz karar vermedim. Henüz tam şu anda da karar vermem gerektiğini düşünmüyorum. O yüzden memories yazıp bir tarafına lime bir tarafına limon koyup ve tabii ki tabii ki tabii ki çizgilerimi çekip bunu bitiriyorum efendim. Şimdi baştan sayfalarıma bir göz atarken ben her zamanki gibi hatırlatmalarımı yapayım. Lütfen kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sanıyorum YouTube'da bu alarm muhabbeti yok artık. Varsa da nereye kayboldu bilmiyorum. Onu çözemediğim için artık alarm demiyorum. Yeni çıkışımız budur. Abone olun, Instagram'da takip edin. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.